sevgili izleyiciler, Selime beldemize bağlı Yaprakhisar köyümüzdeyiz. Aksaray'ımızın 11 bin yıllık tarihinin başladığı noktalardan bir tanesi Yaprakhisar. Tarihi güzelliklerinin yanı sıra şu anda sizlerin de izlediği gibi biz tandır başındayız. Dışarıda kar lapa lapa yağıyor. Bu taraflar bölge olarak Hasan Dağımızın eteğinde olduğu için kar yağışı şu anda yoğun. Ama burada ablalarım tandırı yakmışlar. Hemen ne yapıyorlar bir kendilerinden öğrenelim bakalım. Sizi bir tanıyalım mı? Evet. İsim nedir? Fidan Kalkan. Fidan abla, nedir bu? Bu çörek, tandır çöreği. Eki sacda yaparız. Kışın sürekli yaptığımız çörektir. Köyümüze, halkımıza özel bir ekmek. Peki dışarıda kar yağıyor abla. Yağsın, bizim için fark etmiyor. Gidecek bir yerimiz yok. Sürekli çörek, ekmek. Her kış bunu yapar mısın? Yaparız. Peki günlük değil değil mi bu? Değil, bir hafta, 15 gün yaparız. Yedikten sonra tekrar. Peki bunun özelliği nedir? Özelliği lezzetli, güzel. Kendi el yap, unumuz kendimizin. Un kendimizin, çöreğe yapım kendimizin. İçine ne katıyorsunuz? İçine sadece undan su, maya. Başka bir şey yok yani? Yok. Peki bunun haricinde neler var? Nasıl? Bu, yani bu özelliğinizin dışında neler var? Hamur işi olarak ne yapıyorsunuz? Bunu yaparız, bazlama yaparız, fırın yaparız, yuka yaparız. Aksaray'daki fırıncılar taş yesinler. Vallahi lezzeti sevmiyoruz oranın. Ya niye, farkı ne? Farkı bu kendimiz yaptığın organik. Şöyle bir gösterelim mi? Bir, onu bir kaldıralım da bir gösterelim. Neyi organik bunun? Nasıl yapılışı? Şöyle kameraman arkadaşım bir yaklaşırsa. Kendi unun, kendi yapılışın, yoğurma, ya her şeyi. Ama yandı, yandı. Yanmadı. Yandı, vallahi yandı. Saca da yapıştı. Yok, yapışmadı. Daha kalkacak bu. Nasıl kalkacak peki? Daha kaldıracağız. Tandır bakalım mı? Ama yanıyor, yanıyor. Vallahi duman çıkıyor. Ama siftah saç, yapışabilir de. Ben bilmem. Bana sen dedin özelliğimiz bu, yapışmayacak, yanmayacak dedin. Öyle. Tabii şehir şeyine uymaz ama lezzet olarak çok güzeldir. Bakacağız birazdan tadına da, yandı vallahi. Muhtarım yandı, yandı. Benden lafa daldı Fidan ablam, yaktı. Fidan abla, şu üçü yandı. Rica ederim, muhtara duyurmayalım. Muhtar burada zaten, nereye duyurmuyoruz, bize bakıyor. Olsun. Ha, bir dakika dur. Siz muhtarın ne oluyorsunuz? Eşi. Eyvah muhtarım, gel. Gel muhtarım, gel yanıma gel. Şöyle hemen seni Fidan ablamın yanına alayım şöyle yere. Şimdi Fidan ablam börekleri yaktı. O şimdi yanma değildir. O pişmesidir ve tarladan sofraya gelmektir bu ekmek. Ya muhtarım sen de şimdi biraz kıvırdın, niye? O sıcak, bak muhtar da yakacağına. İşin ev kısmı var değil mi? Evet, evet. Peki muhtarım şimdi bunu Yaprakhisar halkı komple yapıyor mu? Şimdi isteyen yapıyor, isteyen yapmıyor. Ama bizim bir taş fırınımız vardı eskiden. Güzel üst somunları var ya, öyle bir ekmek çıkarıyorduk ama şu anda fırınımız yıkıldı. Peki bunları biz hani bizim bildiğimiz bu tandır işlerinde yaparlardı. Siz daha biraz daha böyle modern hale getirmişsiniz. Bu modern bu şekilde. O taş fırında olan daha güzel olur ama işte taş fırınımız olmadığı için şu anda bununla uğraşıyoruz. Peki sen Fidan ablama her gün yaptırıyor musun bunu? Ben bunu haftada veya ayda, yani biz fırında şeyin fırında, sobanın fırında ısıtıp yemek için tarladan sofraya geliyor. Sen yine de dikkatli konuş, Fidan ablam hemen arka tarafında duruyor. Her gün yapsa daha taze olmaz mı? Daha taze olur. Değil mi yani Fidan abla? Muhtarım diyor ki her gün olsa daha iyi olur diyor. Olamaz her gün. Her gün dayanamam diyor. Şimdi ev işi de var, Durukhan'a sopayı attıracaksınız bana. Peki muhtarım bunun haricinde ne var özelliğimiz Yaprakhisar'a has? Yaprakhisar'a has olarak da bizim şeyde taş fırınımız vardı. Taş fırınınki daha güzel olur. Artı yük ekmeğimiz var, tatlı yaparız. Böyle şeylerimiz var. Tatlı ne tatlısı? Baklava gibi. Yiyince, biri oradan yiyince görün dedi. Yiyecek miyiz? Yiyeceğiz, yiyeceğiz. Hazırlanıyor yani. Tatlı yapacağız. Evet, peki. Tatlı. Şimdi sini tatlısını birazdan ablalarım bizi dövmezlerse yapacaklar. Onu göreceğiz. Onu göreceğiz. Onun haricinde bir başka bir şeyden bahsedildi. Yufka ekmek. Yufka ekmek. Evet, yufka. Peki kışın yapılıyor mu yufka ekmek? Kışın sonbaharın yaparlar da kışında ara sıra, yani bitince kışında yufka ekmeği yaparlar. Yani ortalama kaç aylık yapılıyor yufka ekmek? Şimdi o yapanın kendisine bağlı. 3 aylık yapan olur, 1 aylık yapan olur. O yapmaya bağlı. Bayatlamıyor mu muhtarım? Bayatlamasın diye 3 aylık yapan olur, 1 aylık yapan olur.
Ama kış içinde böyle karlı mevsim. Hazırlık karlı mevsimde soğukta yapamadık diye yani 3 aylık 4 aylıkta yapan oluyor. Fidan ablam elinde sacla geldi yine ama. Yakacak diye korktum ama. Fidan abla otur otur Fidan abla. Bak yanar vallahi yanar yine. Şimdi muhtarım diyor ki her gün de diyor aslında ben severim ama diyor. Aması var. Her gün ne olmaz ya. Biraz yapıyoruz bir hafta 10 gün. Öyle. Her gün yakamayız. Peki Fidan abla. Şimdi kış geldi. Dışarıda kar var. Yaprak hisarda bunların haricinde, tandır işinin haricinde siz bayanlar ne iş yaparsınız? Ya iş olarak yok. Cuma günleri toplantı Kur'an kursuna gideriz. Böyle arada komşularla birbirimize sohbete gideriz. Ama yapacak bir işimiz yok başka. Ya, uğraşacak. Hep hamur işi mi? Hamur değil, hayvan. Ev işleri. Komşuyla birbirimize gidip gelme. Öyle. Ya böyle şey mi? Ben söyleyemiyorum şimdi adını da birbirimize gidip geliyoruz derken. Dedikodu oturuyoruz. Dedikodu yapıyoruz yani. Ya haliyle topluluğa vardık mı haliyle olmasa iyi oluyor. Kur'an kursuna gittiğimizde? Yok orada yok. Orada da tövbesini yapıyoruz. Orada tabii. Ya, öyle bir şeyimiz yok aslında da başka bir işimiz yok. Hayvana bakıyoruz. Bizim dedikodumuz biraz daha iyi niyetli oluyor değil mi? Evet. Yani kimsenin art niyetinde değil. Yok ya. Köy halkı olarak aile toplum, köy halkı iyiyiz. İnsanlar, topluluklar hep iyi birbirimize. Varıp gelmemiz. Küslük pek yok bilmem. Köy yaşantısı. Evet ben bu köyde hiç kimseye küs değilim. Ama muhtar eşsin zaten küsmeyeceksin. Normalde köy halkımız bilmem iyi. Vatandaş olarak hep iyiyiz. Peki seçimde muhtar mı çok çalıştı sen mi? Muhtar çalıştı. Tabii bizim de oldu arkadaş aramızda. Tabii var. Bence sen daha çok çalışmış gibisin. Ablalarım oradan işaret veriyor. Peki, şimdi evde Yusuf abi mi muhtar, sen mi muhtarsın? Evde. Tabii ki. Bayan olarak. Bayan olarak. Ya bayan olarak kendinsin tabi de dışarıda muhtar. Ne diyorsun mesela Yusuf abiye? Hiç. Kapıdan içeri girdiği zaman? Aa, hoş geldin hayatım, nasıl geçti diyorum. Mührü ver demiyor mu? Yok diyemiyorum, onu yapamam çünkü. Ya evde muhtar evde, benim de. Ya, mühüre gerek yok evde. Nasıl gerek yok? Benim kendi mührüm var ya. Oglava, oglava. Ya öyle kendi aramızda. Yusuf abi evde mührüm var diyor, oglava var diyor. Birbirimize saygı olarak... var. Muhtar olarak değil. Muhtarın zaten mühüre gerek yok. Saygısı güzel. Peki Fidan abla kaç tane çocuk var? 4. Kaç kız kaç erkek? 2 oğlan 2 kız. Yanındalar mı? Değil. Büyük kızım gelin oldu. Küçük onun ikinci öğretmen oldu. 3. oğlan dışarıda. 1 oğlan var. Yanında? Evet. Peki sen evde muhtarlık yaparken oğlan sana ne diyor? Bir şey demez. Haklı gördü mü destek verir. Hep haklı gördü mü destek verir? Hep değil. Ortalı. Anne sus senden, babama karışma der. Der yani, baba savunulur. Evet. Evde biraz zor ama Fidan abla. Yo yo. Sen kamera açık diye mi öyle diyorsun? Hayır. Genelde anneler savunulur. Normal hayatımız öyle. Ben de ailenin en küçüğüm, ben de annemi savunurum. Anne suçluysa savunmuyorlar beni, ne yazık ki. Ama sen az önce ben suçlu olunca susarım demedin ki, evde muhtar benim dedin. Susarım. Hocaya geldi mi susarım. Biraz oyuna getirme. Vallahi oyun falan yok, ben soruyorum sen cevaplıyorsun. Muhtarım da oradan dinliyor. Hayır. Evet kızlar mı oğlanlar mı? Bak muhtarım ne diyor? Ya kızlar babasını daha çok seven biri. Neden? Babası kızına çok destek verdiği için kız daha çok seviyor babasını. O zaman kızlar daha çok destekliyor. Evet bu kızları, kızlar da babasını. Okumaya birinci destek babası verdi kızına. O illa canım o. Vermedi. Nasıl? Sen okumasın mı dedin? Aynen. Niye? Ne bileyim ben okumasın ne yapacağım diye. Peki bir dakika ya şimdi sen okumadın. İyi mi ettin? Hayır etmedim. O zaman niye kızları okutmadın o zaman? Yani okutmak istemedin. Yerinde iktiği vermedim deste. Ama babası ileri görüşlü daha şeydi. Ben kızım arkamdayım oku kızım dedi. Baba destek verdi. Vallahi burada muhtarım seni tebrik ediyoruz. Evet. Bu kadar düşünebildiysen seni de büyük bir kınama. Yani. Hayır da ben öyle yaptım. Şimdi bu bayan olarak senin demen lazım. Kız çocukları okusun. Ya bayan olarak ama köydeyiz ya. Olsun. Ne demek dedim ya bir şey olur. Niye gideceksin sen köyden bir yere? Gitme kazanamam inşallah dedim. O da babası da git kızım kazanın kazandı. Bizim kameraman bile oradan içini çekti. Bayan ya o da. Ya benim içimde bu. Ben yalan söylemiyorum. O zaman senin şu bu arada çörek yandı evet bak yan taraftan da hatırlatıyorlar. Senin bu o zaman içindeki özellikle kız çocuklara düşmanlığını biz bir silelim.
Ya düşmanlığım değil, okuyamaz zannettim. İlk okuyup da çıkan kız çocuğu bizimki oldu. Seni utandırdı. Evet. Utandın yani değil mi? Evet. Neydi kızımızın ismi? Esma. Esma, duyuyorsun anneni değil mi? Evet. Bir söyle bakayım, ne söyleyeceksin? De Elazığ'daydı. bir söyle bakalım, ne diyeceksin buradan? Ne diyebilirim ki? Ya okutmak istememişin, okumuş, ne öğretmen zaman olmuş. Zaman şimdi buradan bir şeyler... Seviniyorum, gurur duyuyorum. Tabii suçluyum ama ben... Çörek de yanıyor bak, çöreğe de bak. Sen yaktın. Vallahi ben yakmadım. Ben elimi değmedim. Oyaladın beni, lafa tuttun zaten. Lafta konuşmada seven bir insanık. Laf... Değil mi? Evet. Tam ben de laf azanım. Benim de aradığım iş. Öyle. Peki o zaman biz seni fazla oyalamayalım. Çörekleri bir bekleyelim. Devamında geleceğim yanına inşallah. İnşallah. Geleyim mi? Evet. Geleyim değil mi? Evet, her zaman bekleriz. Tamam, teşekkür yani ediyorum. Şöyle giderken böyle yensin, bir insana dağıtsın diyen bir insanım. Yaparım, dağıtırım. İkramı çok severim. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Muhtar da aynıdır. İkramı seven bir insan. Muhtara birazdan soracağız biz onu. Öyle bilmem mi? Evin içindeki muhtarlığı birazdan soracağız. Peki. Peki, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Sağ ol. Evet. Bunun kaç tane kese var toplam? Yapak sen kendi toprağın içinde. Evet. Ah, evet böyle. Eli de yakıyor. Vallahi yakıyor. Böyle sıcacık buharıyla. Buna çok uyum olmaz. İçine şöyle tereyağlar koyuyorsunuz. O şekilde. Şöyle. Böyle şey böyle yiyoruz. Beni çekme. Abi böyle. Denip biter abi. Neden? Biz kışın bu hep bunu yapar böyle yirik. Ne yoradım? Onlar çok iyi. Hani? Okey oturmuş olur şimdi. Kendimiz yaptığımız için her şeyi de bol bol kullanabiliriz. Satın alma olmadığı için. Satın alsak gıdım gıdım yaparız. Onun için her şey bol bol. Sen mi yapacaksın bir şey abla? O gözlerini. Sevgili izleyiciler, Yaprakhisar'ın maharetli hanımları. Tandır başına oturdukları zaman farklı farklı lezzetler. Yaprakhisar'a özgü, Yaprakhisar'ın kendi hanımlarının kendilerine yapmış olduğu o güzel lezzetler. Abla seni bir tanıyalım mı? Gülümser Öztürk. Gülümser abla, şimdi yufkayı açtın, o gitti. Şimdi ne yapıyorsun? Börek yapacağım. Börek? Nasıl börek abla? Şimdi bunu açtım. Çökelik böreği yapacağım. Yumurta şimdi, yapacağım. Şöyle bir şey var. Böreğin çeşitleri var. Su böreği var, ıspanaklı börek var, peynirli börek var. Peynirli börek olacak işte. Ispanaklı börek olacak. Bu gözleme tarzı mı oluyor? Evet. Gözleme tarzı oluyor. Peki şimdi bu yufka, bu koyduğunuz malzemeyi tartacak mı? Tartar. Tartacak. Şimdi koyayım.
Bunu siz devamlı yapıyor musunuz? Yaparık, devamlı yaparız. Ekmek yaptığımız, kış ekmek yaptıklarımızda devamlı böyle yaparız. Komşular annem gelir. Komşular annem yaparız böyle devamlı. Hayır, günde yapıyor musunuz bu? Yapmazdık fazla. Yani çünkü dışarıda kar var. Evet, kar olduğu için yapmazdık. Bugün niye yapıyorsun peki? Bugün de öyle yapıyor işte. Yemek için yapıyor. Bir keyfe geldik. Muhtarım da oradan börek istemiş, hamur işi. Evet. O yüzden mi? O yüzden. Muhtar, hanımları yoruyorsun sen o zaman. Yoruyor mu? Yok, yormuyor. Ne bileyim, hani normalde yapmayız diyorsun ama bugün yapıyoruz. İstedikleri zaman yaparız. Ha, erkekler istiyorlar. Canları istedi mi? Yaparız biz de. Peki abla, bunun özelliği nedir? Özelliği? Yemek için. Yemek için. Evet. Şimdi yemek için özelliği, evet. O da... Bizim diğer böreklerimizden bunu ayıran nedir? Yani atıyorum, bugün bir pastaneye vardığımız zaman bir su böreği, bir peynirli börek, bir ıspanaklı börek alabiliriz. Onlardan farkı nedir? Ateş. Kendimiz yapıyoruz. El işi olduğu için. Bizim elimizdeki lezzet böreğe mi geçiyor diyorsunuz? Evet. Peki bunun adı börek mi, çörek mi? Börek. Börek. Böreğe gittik aile. Şimdi bu börek gözleme. Peki sende kaç çocuk var? İki. Yanındalar mı? Yanındalar mı? Kız okuyor Kütahya'da. Sen de karşı çıktın mı? Çıktım. Abi, bu köyün kadınları hep kızlara karşı. Hep düşmanlar. Niye peki? Kız çocuğu diye okutmuyordum. O ağladı, sonra yazdırdım. Şiide puanı yükselmişmiş. Üsale'ye gittim, yazdırdım. O zaman sevindi. Peki amcam ne iş yapıyor? Hani nerede? Ben göremiyorum vallahi. Ha, abim geldi. Abi gel böyle öne doğru. Bu da kızlara düşmanmış. Sende var mı peki öyle? Seni tanıyalım, isim nedir? Mustafa Öztürk. Mustafa abi, şimdi ablam diyor ki ben diyor kızın okumasını istemedim diyor. İstemedi ama fayda etmez yani, onun istemesi bir şey sökmüyor. Evde benim lafım geçer diyorsun. Evde de her yerde. Öyle. Şimdi her yerde demeyelim bir. Sor kardeş. Abla ne diyor Mustafa? Evet öyle. Evde? Evde de geçer. Her yerde geçer. Abi sen biraz taş fırınmışsın muhtara bakarak. Muhtarda kılıbıklık var o zaman. Yok, kılıbık değil, geçimeylidir o biraz. Kılıbık demiyoruz. Modern ismiyle geçimeyli. Geçimeyli oluyor. Peki o zaman vallahi söyleyecek bir şey yok Adalet abla. Aksaray'da eldiven fabrikasında çalışıyor. 27 yaşında. Evli mi? Yok, evli değil. Ev aldık Aksaray'dan. Orada. O zaman evlendirecek miyiz? Evlendirecek, kız bulalım iyi be. O zaman bir çağır bakayım ki ne diyeceksin? Bir de bakayım de. Ne kız ne serbest, bak oradan izin geldi de. Ne diyeyim? İşi var, evi var. Alan kızlar yaşar benim oğlumu. Her şeysi var. Peki oğlun bir kız aldı da alan kız mı yaşayacak, oğlun mu yaşayacak? Oğlum da yaşar, alan kız da yaşar. Nasıl bir talip arıyorsun mesela? Nasıl tarif arayayım? Kendine göre, huyuna göre. Heh. Arıyormuş. Boyu boyuna, huyu huyuna. Huyu huyuna. Boyu kaç? Boyu uzun vallahi, bilmiyorum, babası bilir. Biz şimdi yemek programını evlilik programına çevirdik sevgili izleyiciler. Taliplerimizi arıyoruz. Ben değil. Vallahi ablam arıyor. Oğlanın ismi neydi? Vahit Öztürk. Ha, Vahit'in taliplerini arıyoruz biz buradan. Taliplere duyurulur. Evet. Taliplere duyurulur. Evi var, işi var. Güzelliği var. Ispanaklı çörek de bu arada hazır. Hazır, ıspanaklı börek de hazır. Yiyeceğiz. Yiyecek. Geline yapacak mı? Oo, yapacağım, her şeyi yapacağım. Vallahi yapman. Vallahi yapacağım. Gelin kaynana kavgası başlar bak. Başlamaz, ben yaparım. Peki elin avucuma uymadı, sana karşı geldi, ne yapacaksın? Gelsin, o bitecek benim gelinim, olsun. Dayağı yerim, otururum diyor. Dayağı yer, otururum. Gene de yaparım ıspanaklı börek. Yaparım. Vallahi seninki iyiymiş. Kavga yok yani. Yok. Peki teşekkür ediyoruz, böreği bekliyoruz. Tamam. Thank you.
Yaprakhisarlı hanımların ellerinde bin bir türlü marifet var. Hamur ellerini aldıkları zaman hamura şekil veriyorlar. Sizi tanıyalım efendim. Zeynep Kalkan. Zeynep abla, şimdi ne yapıyoruz? Baklava açıyor. Baklava? Nasıl baklava? Gazete olarak, gazete tatlısı diyoruz buna biz. Ne tatlısı diyoruz? Gazete. Gazete tatlısı nasıl oluyor abla? Şimdi yapınca görün. O da iyiydi vallahi, yapınca görün. Bir tarif et bakayım, nasıl, gazete mi koyuyorsun arasına, ne yapıyorsun? Gazeteyle büküyoruz yani, çevirip şey diyoruz, büküyoruz. Büzme yapıyoruz yani gazeteyle. Nasıl abla, gazete zaten yumuşak, bükülüyor. Bu da yufka ekmek değil mi? Evet. Gazeteyle niye büküyorsun, elinle bük. Elle şey yapmıyor, şekil veremiyoruz. Gazeteyle daha güzel şekil veriyoruz. Ha, şekli için, evet. Görüntüsü için. Evet. Peki onun içinde neler var? Bunun içinde süt var, sirke var, yumurta var. Tatlıda sirke var. Evet, yoğurt var. Zeynep abla, tatlıda nasıl sirke oluyor? Bana bir kaşık atıyorsa daha şey köynek tutsun diye. Ne yapsın diye? Köynek olsun diye. Köynek ne abla? Yumuşak, yani daha şey olsun diye. Eskiden köynek diye gömleklere derlerdi, biliyor musun? Burada şeylerde daha şey olsun diye, kıtır kıtır olsun diye, gevrek olsun diye. Zeynep abla, sen güzel beyit söylenme, bırak tatlıyı falan şimdi. Nasıl? Ne bileyim, böyle ağıt falan var ya, köylerde söylerler. Ben söylemem. Beyit. Yok. Kaynanan var mı? Var. Nerede? Köyde. Hangi köyde? Aşağıda, aşağı mahallede. Yanına gidip geliyor mu? Gidip geliyorum. Her gün gider gelirim. Her gün? Evet. Gelmezsen ne yapıyor? Bir şey demez. Nasıl demez? Bir şey demez kaynanam. Bak izleyecek ama. İzlesin, hiçbir şey demez benim kaynanam. Her gün gidiyorsun yanına yani. Her gün giderim. Abim buralarda mı? Eşin buralarda mı? Eşim yok buralarda. Oğlum var. Hangisi? Şu. Yaklaş bakayım yakışıklı. Babaannen yanına anne, gel. O da kaçtı valla. Zeynep abla, bir sıkıntı var. Sıkıntı da bir şey yok. Sıkıntı, babaannen yanına her gün gidiyor mu dedim, kaçtı çocuk. Kaçsın ama şeyde utandığından kaçmıştır. Sen şimdi beyt söyleyemiyor musun? Söyleyemiyorum. İyi, tatlıyı tarif et o zaman. Başka ne var tatlının içinde? Bu malzemeleri söyledim işte, yumurtayı. Kaste var, yumurta, sirke var. Yok, kasteyi şey, büzekene yap kullanıyoruz onu. İşte içine ne koyacaksın tatlının? Şey, ceviz koyacağım. Ha, onu soruyorum ben sana. Başka? Ceviz koyacağım. Başka da bir şey yok. Büzeceğim işte. Başka hiçbir şeysi yok. Böyle gazeteyle... Katlayı. Ondan sonra keseceğim. Tepsimize döşeyeceğim. Peki bu yaptığınız tatlı sadece Yaprakhisar'a mı has? Yaprakhisar'a. Bütün köyler yapabilir ya. Yani. Bu çevredeki bütün köyler. Evet. Ama farklı yapılış tarzları var değil mi? Evet. Peki. Çeşidi var. Peki biz yiyebilecek miyiz? Yetişecek mi? Yetişir, yersiniz. Peki, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Fidan abla, şimdi az önce Fidan ablama dedik ki programın altına güzel bir müzik sen söyle dedik, gurbeti ben mi yarattım dedi. Abla şimdi o böyle hani böreğe de yaktırır, çöreğe de yaktırır, onu da söyledik. De niye bu kadar damardan gidiyorsun muhtarım, çok mu gurbete gidiyor? Yo, hiç gitmez gurbete. Sende ne o zaman bu gurbet özleme? Çocukların şeyi, oğlanın kızım, öyle. Sadece onlara mı hasretlik gideriyorsun? O da. Peki sen bir güzel beyit söyleyebilir misin? Yok ya, sesim güzel gitmez. Türkü demiyorum. Bak türkü demiyorum, beyit. Bilmiyorum ki. Ne, mani? Mani, evet. Bilemiyorum. Var mı aklına gelen bir şey böyle? Köye has. Yok ya. ne? Ha, onu bir söyle bakalım. Damdan atlıyormuş. Kim atlıyor? Bir atlat bakalım damdan.
Yapamam. Sesim ya güzel. Damdan atlatacağım. Bir şey yapmayacaksın ki. Hayır atlı yapamam. Sen yap o zaman Salih. Gel bakalım tosunu. Gel bakalım koçum bir yanım. Bak damdan sen söyledin damdan atlamayı. Gel. Salih. Annen atlatamıyormuş. Abla Yaprak Hisar'a has böyle bir mani, değiş bir şey yok mu? Ya. Muhtarım var mı öyle bir şeyler? Eski şeylerden bilmiyorum. Değiş. Eski şeylerden bilmiyorum hani eskiyi bilmediğimiz için. Çok da aramızda yaşlı yok burada. Yok zaten yaşlı yok canım. Hepimiz genciz. Ben de gencim. Sen muhtarım genç. Benim babam güzel türkü söylerdi rahmetli ki ben de hiç yapamıyorum. Ya, şimdi rahmetli olan gitti ona söyletemeyiz zaten. Bize burada olanlar lazım. Ya. Söyleyemen yani. Son karar mı? Son karar. Babaya çekmemişsin o zaman. Babam çok güzel söylüyor. Kızları sevmediğinden belli zaten. Okumasını istemiyor. Kim? Direkt kızları sevmiyorsun. Seviyorum. Ha. Sevmiyorsun. Okumasını istemiyoruz. Servis yok. Hiçbir şey vermediler burada. Gitmek zordu. Muhtarın arabası var. Ya muhtarın arabası her gün nasıl götürecek ki? Servis liseye. Liseye gitmek zorunlu. Mesela köyden bir çalışma iş şeyimiz yok bizim. Bir böyle... İş sahası gibi bir şeyler. Kadınlara has böyle yapacak bir şeyimiz olsa. Yok öyle bir şeyimiz bizim buralarda. Küçük bir köy olduğu için yok. Bugünden sonra o zaman ne yapıyoruz? Sen okutmuşsun artık. Okumanın ne demek olduğunu, çocuklardaki okumanın ne demek olduğunu biliyorsun. Köydeki diğer okutmak istemeyenlere ne söylersin buradan? Okutmalarını isterim ne demek. Cahil kalmasınlar. İsterim. Özellikle de kız çocukları. Evet özellikle kız çocukları. Okutuyorlar da. Şimdi evet değişti. Genelde okuluyor. Evet. Herkes oku diyor. Evet sevgili izleyiciler Yaprakhisar'dayız. Yaprakhisarlı hanımların o el becerilerini, hamurlardaki becerilerini biz buradan ekranlarınıza yansıtmaya çalıştık efendim. Yaprakhisar köyümüzde biz hanımların maharetli ellerinden çıkan hamur işlerini az önce tandırda gördük ama yanımızda neşeli bir çiftimiz var. Biz az önce ona birebir şahit olduk. Birazdan sizlere de edeceğiz inşallah. Amcacığım seni bir tanıyalım mı? Muharrem Kalkan, Yaprakhisar köyü. Halkında. Abla senin isim neydi? Cennet Kalkan. Evet. Şimdi az önce tandır başında Cennet ablam bu hamurları getiriyor. Evet. Bezeleri değil mi? Evet. Getirirken seni bir çağırdı. Evet. Buraya gel dedi. Geldim. Koşarak geldin. Evet koşarak geldim. Şimdi Cennet ablamın hükmü bu kadar fazla mı? Fazla tabi canım. Niye peki? Bu benim ikinci evlilik. Ondan fazla. Ondan. Yani ikinci olduğu için. Evet. İlk hanım çağırınca gitmiyor muydu? Gidiyordum. Gitmez olur mu ya? Niye farklı oldu o zaman bu? Bu tabii farklı. Şimdi biz yaşlandık. Bu genç. Ha, ondan yani. Evet. Sırf o yüzden gel diyor gidiyorsun. Öyle oluyor. Öyle oluyor. Peki Cennet abla. Şimdi az önce Fidan abla dedi ki muhtar dışarıdan muhtar ama eve girince muhtarlığı bitiyor dedi. Sen içeride de dışarıda da muhtar mısın? Beraberiz. Eşimle aynıyız yani. İki tane muhtar olmaz. Bir köyün bir tane muhtar olur. Ben oluyorum o zaman. Çünkü az önce biz birebir şahit olduk. Amcama sen gel dedin amcam koşarak geliyor. Saygıdan olabilir o da. Gelir yani. O da beni çağırsa gelirim yani. O da mütevazi bir duruştu. Yani. Peki Cennet abla nasıl tanıştınız amcamla? Bir oralara girelim biz ince detay. Amcan Göste'ye gelmişmiş ben bu köylü değilim. Duan tarlaları diyeyim işte oraya gelmişmiş. Ben orada gördüm buna aşık oldum. Peşine takıldım geldim. Aşık oldun? Evet. Aşk işine mi girelim bakayım be. Nasıl oldu? Bu iyi giymişmiş ben de ümrendim. Boyuna posuna işte geldim. İyi giyimine baktın? Evet. Yok bir de duruşuna oturuşuna baktım yani. Aşık oldum diyor Cennet abla. Doğru. O da bana aşık olmuştur. Doğru. Aşık oldum. Gel. Sen de var mıydı aşk? Tabii ben hanım öldü. Peki şimdi dur. Cennet ablamı görünce ne dedin? İlk gördüğün anda. Beğendim. Beğenince. Söyledin mi? Annesine babasına söyledim. Kendine? Kendine de söyledik. Ne dedin? Eş olur musun benimle dedi. Yo, ondan öncesinde aşk. Aşık olur. Aşık oldum dedin yani. Evet. Peki Cennet abla. Şimdi amcam ilk defa geldi. Seni gördü. Bu dediklerini dedi mi? Yok sonra dedi. Çünkü buraya gelip gitti. Bana çok geldi gitti. Babam gibi pek gönlü olmadı. Ama ben seviyorum dedim. Onlar olmaz dedi. Ben onun için bunu tercih ettim. Seviyorum dedin yani. Dedim babam. Kaçtı mı? Kaçtı. Kaçırdım ya. Abo! Nasıl kaçırdın? Ne bu? Bununla anlaştım. Anlaşınca arabayla vardım. Bindirdim. Götürdüm. Gittim Aksaray'a.
Kaçırdın. He. Vallahi mi diyorsun? Tabii diyorum. O kaçıramadı, ben kaçırdım. Telefonu ben ittim yani. Gel dedim. Ben seni seviyorum dedim, gel beni götürdüm. Anam anam anam. Ya şimdi ben vallahi ilk defa böyle bir şeye şahit oluyorum. Peki sen kaçırdığında kaç yaşındaydın? Ben 50 yaşındaydım o zaman. Ben de 18 yaşındaydım. Hanım öldü. Ondan sonra buna talip oldum. Şu anda da gayet iyiyiz. İyiyiz. 25 sene oldu. Bir tane kızım var, evlendirdim. Bir tane askere gidecek oğlum var. Bir küçük kızım da şu yanında. Şu da bizim kız. O maşallah, o da bizi çekiyor bu arada. Bak annenle baba, gel bakayım, sen bir yanıma gel bakayım. Bak annenle baban ne anlatıyor, şöyle bu tarafa gel, yanıma gel. Biz diyor aşık olduk diyor. Doğru diyor. Ben ilk başta şaşırdım ama sonradan. Sana da anlattılar mı? Anlattılar. Peki sen ne kadarını biliyorsun, bir anlat bakayım. Ben şu kadarını biliyorum. Babamın eskiden eşeği varmış, ölmüş. Ondan sonra annem evleri yakınmış. Annem gide gidip gelirmiş. Sonra aşık olmuşlar. Ben bu kadarını biliyorum. Bu kadar. Sana anlatıyorlar yani bu kadar. Evet hocam. Peki. Peki. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şimdi Cennet abla. Evet, güzel bir şeydi ama hani yaş dolayından hiç takılmadın mı? Hayır, hiç takılmadım. Babamgil çok taktı ama ben hiç takmadım. Bu zamana kadar geldik. 25 yıl diyorsun ya, az bir süre değil. 25 yıl. Daha birbirimize de hiç daha kötü söz söylemedik. Var iki tane şu oğlan var onun. Birisi şey okulunu bitirdi, sanat okulunu. Mercedes'e girdiydi. Oradan da askerlik, bu sene asker olacak. Asker olduğundan dolayı geldi. Şu bizim kaplıcıya girdi. Orada çalışıyor. Oradan 20 milyon lira şey aldı. Maşallah siz yani böyle neşeli bir çift. Evet. Bizim çocukların öbür çocuklar da hep Ankara'da. Hepsini yetiştirdin. Hepsini yetiştirdik. Çocukları da birinin medikal mühendisi, Bahat Çavuş, yani. Yüzbaşı, torunlar, evet. Hep Ankara'da çocuklar. Hepsini yetiştirdin, büyüttün maşallah. Giderler, gelirler bayramda. Seyran da gelir giderler çocuklar. Peki ben Cennet ablama sormak istiyorum. Şimdi zamanımızdaki o hani az önce aşık oldum kaçtım dedin ya. Zamanımızdaki o günübirlik aşklar için ne söylersin Cennet abla? Şimdi çok ayrılma oluyor, onlara çok karşıyım ben. Ne olursa olsun kocasını dinlesin. Dinleyince o zaman bir şey olabilir yani. Ben onları haksız buluyorum çünkü. Görüyoruz yani şimdi. Şimdi ortam pek iyi değil yani. Sizin zamanınızda? Bizim zamanda iyiydi. Çünkü ben alacağım dedim. Benim babam bir şey vermedi. Ben buna kaçtım mesela. Seviyorum dedim. Onlar karşı koydu bana en çok. Kaçtın, 25 yıl oldu. Evet, 25 sene oldu bana da. Peki ben o zaman size mutluluklar diliyorum. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ama içi boşaldım. Yazın yapacağımızı daha geniş bir şey. Tamam, ben gezdireyim. Bu yaşınızda zaten tekerleti de geliyor. Buna hazır. Biz hazır olduğu için. Olmadan bizim şikayetleri var. Lan çıkarttık. Tandırın ateşi boşa gitmiyor. Başka yerde keşker. Keşker mi diyorsun? Keşker mi? Keşker mi? He, keşker. Keşker. Ben keşkek diyorum ya. Herkes ne diyor? Evet sevgili izleyiciler. Hamur işini yedik. Herseyi de yedik. Bunların üstüne bir de tatlı lazım. Yaprak sara özgü. Bizim kabak tatlımız. Ama burada daha farklı tatlandırıyorlar kabak tatlısını. Seni bir tanıyalım mı? Merhaba, ben Ramazan Çetinkaya. Evet Ramazan, şimdi bu elinde tuttuğun kabak tatlısı. Aynen. Burada hemfikiriz. Ama bunu farklı tatlandırıyorlar. Daha doğrusu bu bizim tabirlerimizden gelme, dedelerimizden gelme. Biz bunu yani ta geçmişte olarak tanıdığımız bir tatlı. Bunu zamanla restoranlara gidince baktım ki yenilenmeye başladı. Ve bunu tahin ve cevizle süslenmeye başladı ki artık bildiğimiz nasıl bir her yerin bir künefesi Urfa'ya ait olduğu gibi. Yani bu da bizim yani ta eskiden olarak bildiğimiz kabak tatlısı olarak şu an her tarafta her yerde görebilirsiniz. Bilinmiş restoranlarda, ünlü restoranlarda da göz önünüze gelebilir kabak tatlısı tahinli ceviz veya fıstık üzerinde. Şimdi buna biz cevizi katmışız zaten. Evet. Başka ne katacağız? Gördüğünüz gibi tahin. Tahini şöyle göstereyim abi, size. Şimdi tepsiyle mikrofon benim elimde kaldı ya, ben tadına bakamayacağım Ramazan. Bizzat sen... ben tattırırım. Hiç şüphen olmasın. Evet, şöyle göstereyim. Şimdi, yani bu tahinde bizzat yani taze çekilmiştir. Aksaray'da mevcuttur. Aksaray'ın meşhur tahini zaten. Bu. Aynen öyle diyelim. Evet. Eskiden hani reklam yapmış gibi olmazsa Oktay mı? Oktay tahini de meşhur. Aksaray'ımızın meşhur tahini. Abi şimdi, şimdi böyle. İkram edeyim. Böyle bir farklı oldu. Evet sevgili Muratçığım, görüyorsun değil mi? Şöyle ben onun şöyle şimdi zaten bakmasaydım onun tadına bir tuhaf olurdum. Ramazan sakın bana verecekmiş gibi yapıp kendini alma. Onu yemezler. Kesinlikle öyle yapmayacağım. Onu yemezler.
Şöyle ikram edeyim. Ama bunu yedin. Güzel. Yani söyledim ama başta. Hayır, kendim almadım en azından. Tamam işte diyorum ya. Ya diyorum ben başta söyledim çünkü bunu birçok defa yaşadım ben. Tamam. Hemen tamam. Ben tadına bakmam ama lazım. Bu, tamam. Şöyle ağır çekimde. Daha sıcak, daha yeni taze bir şekilde çıkmıştım. Şimdi ben alayım. Adam böyle dondurur işte. Burası yaprak sarı tatlısı. Hayır konuşacağım da ağzım yapıştı. Ağzım yapıştı. Bahanesi mi o şimdi? Nasıl şimdi? Ya, bahane değil. Şimdi kabağın, tahinin ve cevizin lezzeti çok daha farklı geliyor ama ağza değdiği anda dağılıyor. Aynen. İşte o pişme deriz. Gördüğünüz gibi burada dağılma yok. Bütün olay yani sanıyorsun ki hani serttir ya da görüntü olarak ama ağzınızda aldığınız gibi derler yani lokum gibi dağılıyor falan. Evet, aynen öyle oldu. Ağzım yapıştı Ramazan. Ben bu arada teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Biz çöreği yedik. Üstüne gözleme. Ablalarımın deyimiyle börek. Onu da yedik. Yufka ekmeği. Onu da yedik. Çayımızı içtik. Üstüne tatlı geldi. Kabak tatlısı. Onu da yedik. Teşekkür ediyoruz. Biz gidiyoruz. Afiyet olsun. Yine bekleriz. Baklava var. Gitmiyoruz. Buradayız. Ramazan niye göndermeye çalışıyor bizi? Baklavalar geldi. Ağzın tatlandı ya. Şimdi şöyle bir alalım bakalım bunu biz. Az önceki yaptığımız değil mi bu? Evet. Gazete tatlısı. Arasında gazete kalmadı değil mi? Evet sevgili izleyiciler. Gazete tatlısı. Yani bizim tabirimizde baklava. Baklavanın yaprak hisara özgü hali. Gazete ile yapılan o meşhur tat. Sevgili muhtarım Yusuf Kalkan'la birlikteyiz. Bugün sağ olsunlar Kanal 68 ekibini burada ağırladılar. Tandırlar Yaprakhisar'da normalde her gün yanıyor kendi deyişleriyle. O çörekler, börekler, tatlılar bu tandırlar da Yaprakhisar halkı için yapılıyor. Bugün de sağ olsunlar bizleri kırmadılar. O lezzetleri bizlere de tattırdılar. Biz en son tatlımızı da yedik sizlerin izlediği gibi. Muhtarım şimdi Yaprakhisar'ın nüfusu nedir? Yaprakhisar'ın ihtiyaçları nedir senden dinleyelim. Yaprakhisar'ın ihtiyaçları çoktur. Geliri yoktur. Füka kaplıcamız vardı ve oradaki travertenlerin açılmasını, su verilmesini istiyoruz. Artı Yaprakhisar'ımızın hiç tanıtımı yok. Ve biz bu tanıtımın için turizme ve kiliselerimizin tanıtımı için ve köyümüzün ismi geçmesi için refahlarını istiyoruz. Ve yollarımızın da düzeni yok. Bunları yaptırmak istiyoruz. Evet şimdi Yaprakhisar Selimiye'yle Ihlar arasında sıkışmış. Evet. Küçük evet. Ama güzel bir köy. Güzel, şirin bir köyümüz. Ama turizme de çok elverişli bir köyümüz. Peki dışarıdan gelen hani turizm diyoruz ya turist istiyoruz doğal olarak. Evet. Yerli turistler özellikle. Evet. Buraya geldikleri zaman Yaprakhisar'da görmeleri gereken ne var? Burada kiliselerimiz var. Yerli turistlerimizin gezmesi için vadimiz var. Artı ırmak kenarlarımızda mesire yerlerimiz var. Evet. Ama bu az önceki bizim tattığımız tatlarla da ağırlıyorsunuz. Ağırlarız. Gerekirse ağırlarız. Peki burada hani bir vatandaşımız yolda kaldı ola ki. Evet. Kalabileceği, evet. Konaklayabileceği bir yer var mı? Vardır. Yani biz evet. Bu kadar misafirperveriz. Tabii misafirperverimiz çoktur. Burada hiç kimse yolda kalmaz. Yolda kalan da her zaman için tepemizde yeri var. Evet sevgili izleyiciler. Gönlü alçak, böyle kalbi yüce insanlar. Biz Yaprakhisar'ı aslında eskiden de tanıyoruz, eskiden de biliyoruz ama vatandaşlarımızla böyle güzel sohbeti yeni yapıyoruz. İşlerine daha doğrusu yeni giriyoruz. Gerçekten çok sıcakkanlı insanlar var. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz efendim bugün bu güzellikler için. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bizi kırmadınız, geldiniz, kar demediniz, kış demediniz. Ama bir de işte turizm yerlerimizi gezelim, görelim. Vatandaşlarımız da görsün. Yani televizyondan olsun, şeyden olsun. Artı bizim burada film de çekiyorlar. Yaprakhisar evet. Kayıp köy Yaprakhisar'da çekilmiştir. Sitçin altı Yaprakhisar'da çekilmiştir. Ve buraları tanıtmayı çok istiyoruz. Vatandaş oluruz. Artı bizim mağaralarımız aydınlansın. Müze müdürümüz olsun, turizm müdürümüz olsun. Sayın
müdürlerimiz olsun yani. Sayın kaymakamımız olsun. Hepimiz burada tanıtalım. Köyümüzü bir şeye benzetelim. Gelirimiz daha çok olsun. Köyümüz içinde, turizm içinde ve Türkiye içinde. Çok teşekkür ediyoruz muhtarım. Biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, Yaprakhisar'da tarihin yansımaları. Az önce tandır başında hamur işi, Yaprakhisarlı hanımların el becerileri, hünerlerini sizlere yansıtmaya çalıştık ama Yaprakhisar ismine de yakışır bir şekilde tarihin güzelliklerini içinde barındırıyor. Biz Yaprakhisar'daki bir evdeyiz. Sizlerin de izlediği gibi ben şöyle kenara çekilmek istiyorum. Eski bakır işçiliği, eskilerden evlerde kullanılan hemen hemen bütün ürünler burada sergileniyor. Koleksiyon olarak sergileniyor. Burası bir müze değil. Burası Yaprakhisarlı bir vatandaşımıza ait ev. Burada her çeşit eski bakır ürünü mevcut efendim. Sizi tanıyalım. Ben Emir Çetinkaya. Emir amca, nedir bu durum? Daha doğrusu koleksiyon takıntısı nereden geldi? Eskiden analarımızın, babalarımızın, dedelerimizin şeylerini hatırlamak için bu eskileri ben biriktiriyorum. Gelecek nesile tanıtıyorum. Oğlum biz işte bunlarla iş yaptık. Bunları kullandık. Bunlarla yemek yaptık. Onun için ben bunları biriktiriyorum. Peki sizin kendi birikintiniz mi bunlar, yoksa daha sonrasından tedarik ettiğiniz, hani olmayanları da bir yerlerden aldığınız bir şeyler mi? Şimdi gördüğümü eski olmayanları, bu çoğunluğu annemden babamdan kalma. Olmayanları da gördüğüm yerde, hurdacıdan, herhangi bir yerden onları alıp getiriyorum. Evet. Ama çok da güzel bir müze haline getirmişsiniz. Evet, aynen. Kendi eviniz hem de. Kendi evim. Peki bunları bir yerde sergilemeyi düşünüyor musunuz? Hayır. Kendinize ama, has. Gelmek, görmek isteyen her bir vatandaş gelir, görebilir. Hem çayımızı içip hem evimizdeki müzemizi gezebilirler. Için açıktır kapımız. Peki ben sizi tebrik ediyorum. Yani şu duruma söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Benim hatırladığım kadarıyla su güğümleri, eski tarihi su güğümleri, gaz lambası. Gaz lambası, eski tarihi. Gaz lambasının her iki çeşidinden de mevcut. Bir de artık gaz lambasının en teknolojik hali, lüks denilen küçük tüplerle yanan ışık sistemi. Evet, o var. Eski semaver, elek, süzek, eski süzek. Bu alüminyum zannedersem mi? Bakır. Evet, böyle eski cingil. Evet, yoğurtların, o doğal yoğurtların en meşhur halinin tuttuğu yer cingil. Bu gaz ocağı üstünde pakır kazanı, yemek yapılan kazan. Sarımsak mı? Yok. Ona hoşaf tası deriz. Büyüğü, küçüğü. Çorba, hoşaf, bunlar da sofraya konur için. Peki, bu sizin tahmininizce hangi yıllarda kullanılmıştır? Ne kadar olmuştur? Ben hatırlamıyorum çünkü. Eskiden tahtadan çanak derlerdi. Ondan sonra bunlar çıktı. Çorba tası olarak geçer. Yani bir 50'li yılların öncesi. Tabii ki öncesi. Evet. Peki bu nedir? Bu eskiden honraf dedikleri şey vardı. Şimdi pick-up. Plak çalan. Evet. Plak çalan. Eski radyo. 50'li 60'lı yılların en meşhur radyosu. Eskisi orada var. Biz şimdi sadece filmlerden izleyebiliyoruz bunu ama o 50 ihtilalinin falan gerçekleştiğinin duyurulduğu radyolar. Bu da dibektiriz. Şimdiki robotların eski şeyi dibek. Bununla herhangi bir şeyi döveş. Ya şimdiki kavga, sarımsak dövdüğümüz. Ya, insanlar mesela dişi olmadığı zaman bununla kavurga herhangi bir şeyi ezip
öyle yerlerde un halinde bu şekilde. Teknoloji eskiden de varmış ama evet. Biz biraz şimdi makinalaştırmışız. Aynen öyle oldu teknoloji. Evet sevgili izleyiciler, sizlerin de izlediği gibi hani söyleyebilecek çok fazla bir şey yok. Bu sesi 50 yaş üstündeki birçok vatandaşımız eminim ki duymuştur bir köy yerinde. Koyunlara, keçilere takılan o çan dedikleri, koyunların, keçilerin varlığından haberdar olmak için takılan o çan. Ben biraz yıktım tabii. Evet, bu nedir Emir amca? Hristiyan dininde kutsamak için kullanılan kap. Aslında çok farklı bir şey. Hemen ben şöyle kameraman arkadaşıma bunu bir döndürmek istiyorum. Evet sevgili izleyiciler, Hristiyan dininde kullanılan o kutsama kabı dedikleri kap bu kap. Vaftiz edirken özellikle kullanıyorlar değil mi? Aynen. Emir amca. Şimdi burada ütü gösterdim bir. Tarihin o balyoz ütüsü. Aynen öyle. Kömür ütüsü, içine kömürü yakıp işte elbiseleri ütüledikleri ütü. Eski tarihi. Evet. Böyle bu tarafa geçtiğimiz zaman Kurtuluş Savaşı'nın izleri. Evet. O. Bu da kazlanmasından daha evvelki kazıla yanan çıra dediğimiz. Bunlar kullanmıyorsun değil mi Ömer amca? Hayır. Sadece koleksiyon niyeti. Sadece koleksiyon. Çünkü her şeyi çok farklı biliyorsun. Eskinin bilgisayarı sevgili izleyiciler. Yazıcısı. Yani şimdiki zamanımızda bilgisayar, yazıcı ama eskiden sadece bu vardı. Arzu halcilerimiz vardı. Bunlarla bütün işi yaparlardı. Kurtuluş Savaşı'nın izleri de. Sizlerin de gördüğü gibi o tek kırma ve çifte dedikleri. Şimdi Emir amca bu ortalama kaç yıllıktır? O 60 yıllık vardır. Hemen yanındaki? O yakındır 50 falan kırma o. Tek kırma. 50 yakın evet sizin deyiminize 50 yakın. Var yani. Hala kullanılıyor mu? Daha kullanılır o. Çoğu köyde. Çakmaklıdır. Buradan çakmaklı dolma tüfek, bu da kırma 16 numara yine şey atıyor mermi. Dolma derken bu nasıl? Bu ağızdan dolar. Çubukla dolar. Bura kapsülü kollar, buradan ateşler. Kurtuluş Savaşı'nın meşhur silahları. Evet ben öbür tarafa biraz kameraman arkadaşımı yönlendirmek istiyorum. Siz de alayım Emir amca şöyle. Bu tarafa doğru geçelim. Biz çanları devirdik tabii bu arada. Şimdi o eski mutfakların rafları. Yani şimdiki mutfak dolapları. Eskideki mutfak dolabı böyle bakır kablar. Yemek yenilen o eski bakır tabaklar mutfakları süsleyen o güzelliğini burada da yansıtıyor sevgili izleyiciler. Eskiden kullanılan su güğümleri. Evet güğüm denirdi. İbrik, güğüm. Zannedersem plastiği biraz ibrik oluyor değil mi? Yok yok. İbrik orada var. Şunlar. Ha, ibrikli olan ibrik. İbriğimiz. Şu da abdest ileğenidiriz. Eski dedelerimiz bunda abdest alırlardı. Evet tarih kokuyor. Da ben ondan önce bir şey gördüm. Emir amca seni şöyle bir alayım. Ben orada bir şey gördüm. O tarafa geçmek istiyorum. Bu arada soba da buradaki müzeyi süslüyor. Şimdi sevgili izleyiciler burada tarihte kullandığımız Türk paralarının hemen hemen hepsi var. Evet. Türk ve Arap karışımı. Eski 5000 lira, eski 20 bin lira, eski 1000 lira, eski 10 bin lira, eski 50 bin lira. Şöyle biraz yaklaştırırsak kameraman arkadaşım. 1980'lerin, 70'ler, 80'ler, 90'lardaki para birimimizin yansımaları, o demir paralar. Bunların içinde zannedersem o delikli paralardan da vardır Emir amca. Değil mi? Onlardan yok. Onları bulamadık. Evet. Evet sevgili izleyiciler. 70, 80 ve 90'lı yıllarda kullandığımız para birimimizin hemen hemen hepsi burada mevcut.